kimi istila ediyor, kimisi de rekabet ortama. Elektrikli otomobil pazarındaki etkisini artırarak devam eden Çin'i yeni vergiler bekliyor olabilir. Geçen haftalarda Türkiye'nin iki yeni yerli aracını tüm kamuoyuna tanıtması, Türk otomotiv pazarının önemli bir konumu yakalamasındaki ayak sesleriydi. TOGG'la başlayan serüvenin devrimde olduğu gibi yarım kalmaması, hatta üstüne iki aracın daha gelmesi, kimilerine göre Türkiye'nin elektrikli araç pazarında söz sahibi ülkelerden biri olacağı şeklinde yorumlandı. Bunu söylemenin biraz erken olduğu gerçeğini bir kenara bırakarak bugün pazardaki en büyük etkiye sahip ülkelerden biri olan Çin'e odaklanalım. Avrupa'nın uyguladığı ağır vergilendirme politikalarına rağmen pazardaki etkisini artırmaya devam eden Çin bunu nasıl başarıyor? Bugün tüm dünyanın kabul ettiği otomotivin lider ülkesi Çin'in gelişimine baktığımızda bence kendi adımıza da kıymetli çıkarımlar yapmak mümkün. 2009 senesinde 14 milyon adet üretime ulaşarak Amerika'yı geçip üretim anlamında dünya lideri olan Çin, aralıksız 20 yıl boyunca büyüdü ve bugün 30 milyonu aşan pazar ve üretim hacmine ulaştı. Düşünün, bugün üretim kapasiteleri Amerika, Avrupa ve Japonya'nın toplamından daha fazla. Bugün sayıları azalsa da bazıları hala Çin malı ya ne olacak demeye devam ederken araçların kalitesinin artık batıdan geri kalmadığı, hatta birçok noktada geçtiği de ortada. Zaten dünyanın en rekabetçi pazarlarında yarışmayı başka türlü de başaramazlardı. 2022'de önce Almanya'yı, 2023'te ise Japonya'yı geçerek otomotivde ihracat şampiyonu oldular. Bugün Çin dünya pazarlarına en çok araç üreten ülke haline gelirken elektrikli araçlardaysa dünya üretiminin yarısından fazlasına sahip. Halihazırda Türkiye'ye getirilen Çin menşeli elektrikli araçlara da ilave %40 gümrük vergisi uygulaması getirilmişti. Öncesinde bulunan %10'luk gümrük vergisiyle birlikte toplam vergi tutarı %54'e yükseliyor. Her ne kadar vergi uygulanıyor olsa da Türkiye'de en çok satılan elektrikli araçlar listesinde iki Çinli markayı görmek mümkün. Marka demişken Türkiye'de halihazırda 8 Çinli markanın bulunduğunu hatırlatalım. Söz konusu markalara Türkiye'de satış yapacağını açıklayan iki marka daha eklendi. 2024 yılında bu sayının 20'ye kadar çıkması bekleniyor. Çinli markaların Türkiye'deki pazar payını %5'e yaklaştırdığını da hatırlatmakta fayda var. Fakat Çinli markaların pazardaki payını arttırmasından ziyade daha da önemlisi bu dev markaların Türkiye'de hem araç hem batarya üretim tesisleri kurma ihtimali. Birçok Çinli markanın Avrupa'ya açılmak için ülkemizde tesis kurmak istediği haberleri geliyor. 2024 yılında ülkemize daha fazla Çinli markanın giriş yapmasını bekliyoruz. Bu hızlı artış ve rekabetin fiyatlara yansımasını görmek için de çok beklememiz gerekmeyecek gibi duruyor. Enflasyon artışının yaşandığı bir ortamda araç fiyatlarında düşüş beklemekte zor görünüyor sanki. Fakat enflasyonun gerçekçi olarak düşmesiyle birlikte elektrikli araç piyasasında yaşanan çeşitliliğin net bir biçimde fiyatlara pozitif yönde etki yapacağını söyleyebiliriz. Hatta gelecek neslin büyük oranda içten yanmalı araçlarla değil, direkt olarak elektrikli araçlarla yollara çıkması ihtimalinin uzak olmadığını da görmek gerekiyor. Türkiye'de giderek etkisini arttıran Çinli otomobil devleri Avrupa'da da ilerleyişini sürdürüyor tabi. Fakat Avrupa'da bu ilerleyişin önüne bariyer koymak için harekete geçti. Eylül ayında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını söylemişti. Soruşturmaya Çin'in adil olmayan rekabetçiliği üzerine başlattıklarını aktaran Leyen, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının geçmişte Avrupa güneş enerjisi sektörünü olumsuz etkilediğini hatırlatmıştı. Avrupa'da pek çok işletmenin büyük oranda sübvansiyon sağlanan Çinli rakipler nedeniyle de o dönem işlerini kaybettiğini söylemişti. Yani Çin AB'nin önünü bir kere kesti. Bir kez daha kesmesine göz yumulması oldukça zor görünüyor. Leyen'in geçmişten ders alınması gerektiği yönündeki açıklamaları ışığında Avrupa elektrikli araçlar pazarını korumak istediğini görüyoruz. Gerçekte olan durum Leyen'in anlattıklarına yakın. Çin ülkesindeki markaları sübvanse ederek fiyatlarını düşük tutuyor. Böylece araçları tüm dünya çapında fiyat performans olarak en avantajlı pozisyona yükseltiyor. Fakat bu Çin'in yaptığı ilk sübvansiyon girişimi değil. Çin söz konusu desteklerini cep telefonu markalarına da uyguluyor. Bunun en son örneğini önü kesilemez denilen ve Samsung'dan sonra Apple'ın en büyük rakibi olan Huawei'de görmüştük. Fakat peşinden Amerika'nın Huawei'ye olan yaptırım zincirini de gördük. Google tüm desteklerini marka özelinde çektiğini duyurmuştu. Marka da bunun üzerine kendi işletim sistemini hazırlamış ve yoluna o şekilde devam etmişti. Ancak Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar tüketiciler üzerinde önemli ölçüde etki bıraktı. Huawei'nin satışları eskisi kadar olağanüstü değil. Açıkçası Avrupa Birliği her ne kadar otomotiv pazarında Çin etkisini kırmak istese de telefonda olduğu gibi bir
etki yaratması beklenmiyor. İşin bir de Çin tarafı var tabii. Avrupa Birliği'nin dahil olduğu engelleme sürecine Çin tarafından cevap gecikmedi. Pekin yönetimi AB'nin Çin'in elektrikli otomobil endüstrisine yönelik sübvansiyon karşılığı soruşturmasını çıplak korumacı bir eylem olarak telendirdi. Ve soruşturmaya ilişkin ilk resmi yorumunda bunun ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı yönünde uyardı. Çin Ticaret Bakanlığı ise Çin, AB'nin korumacı ilimlerini ve eylemlerini yakından takip edecek ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacaktır demişti. Çin'in pozisyonu özellikle Avrupa için oldukça önemli. Çünkü birçok Avrupalı otomotiv devinin Çin'de yüksek kapasiteye sahip fabrikaları bulunuyor. Ucuz iş gücüyle sadece otomotiv değil birçok sektörün yatırım noktası haline gelen Çin'in de en büyük kozu bu. Açık bir tehdit olarak bunu dile getirmeyen Pekin yönetimi an itibariyle ılımlı yaklaşımını koruyor diyebiliriz. Fakat ağır bir baskı altına girerse Çin'in uygulayabileceği politikalardan sadece Avrupa değil tüm dünya etki görecektir. Otomotiv pazarındaki tüm oyuncularsa söz konusu tartışmaların odağında ılımlı olmanın fayda getireceğini destekliyor. Soruşturmanın halen sürdüğünü de hatırlatalım. Dönelim biraz da şimdi ülkemize. Avrupa'ya doğru olan bitmiş otomotiv ürünü ihracat hacmimiz azalıyor. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'ya satışlarda son 5-6 yıl içinde adetsel olarak %40 civarında kaybımız görünüyor. Biz Avrupa'nın en büyük otomotiv ihracatçısı konumundaydık. 2022 yılında Çin bizi geçerek Avrupa'ya en çok araç satan ülke konumuna ulaştı maalesef. Elektrikli araç üretmeyi başarıp Avrupa'da hızla artan talebe zamanında cevap verebilsek belki hala lider olabilirdik. Özetle Çin'den gelecek Avrupa'ya hedefleyen bir yatırım ülkemize önemli bir avantaj sağlayabilir. Çin'e devrettiğimiz liderliğimizi geri de alabiliriz. Zaten Çin Avrupa'ya her durumda giriş yaptı ve büyümeye devam edecek. Biz bu ilerlemeden istifade ederek tekrar liderliği ele alabiliriz. Evet, ülkemizden devam edelim. Bu da aslında otomotiv alacaklara son çağrı gibi bir şey olsun. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve otomotiv arzında yaşanan sorunlar nedeniyle piyasada sıfır araç bulunurluğu önemli ölçüde azalmıştı biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların ardından gelinen noktadaysa artık piyasada sıfır araç sorunu kalmadı. Bekleme süreleri ise oldukça kısaldı. Bu süreçte pek çok otomobil bayisi ellerindeki stokları azaltmak için çeşitli kampanyalara başvurdu. Kimisi %0 faizli kredi imkanı sunarken kimi de bayi de takas desteği, yakıt desteği adı altında çeşitli indirimleri tüketiciye yansıttı. Fakat uzmanlar uyarıyor. Otomotiv sektörü adına hareketli geçen Kasım ayı son şans olabilir. Zira yılbaşı ile birlikte beklenen zamlar yavaş yavaş fısıldanmaya başladı bile. Üstüne enflasyondaki artış da gelince fiyatların düşmesini beklemek hayal olabilir. Evet, gelelim şimdi Tesla'nın Türkiye batarya ücretine. Aslında net olarak açıklanmadı, sızdırıldı diyelim biz buna. Öylesi daha doğru olacaktır. Çoğu teknolojik alette olduğu gibi elektrikli otomobillerde de belli kullanımın ardından pil değişimi gerekebiliyor biliyorsunuz. İşte bu yüzden Türkiye'deki Tesla sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri de Model Y'nin batarya değişim ücretiydi. YouTuber Engin Özören paylaştığı bir videoda da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir takipçisine Tesla'dan batarya değişimi için fiyat verildiğini söyleyen ünlü YouTuber, Türkiye'deki değişim ücretinin KDV dahil 390 bin lira olduğunu ifade ediyor. 100 bin liraya varan bir işçilik ücretinin olduğunu da ekliyor. Bu da toplamda değişim ücretinin 490 bin lira civarlarında olabileceğini gösteriyor bize. Tabii bu sayıların resmi olmadığını, direkt olarak Özören'in videosundaki iddiasına dayandığını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca şirketin resmi sayfasında garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160 bin kilometre, hangisi önce gerçekleşirse tabii, ibaresini de görmek mümkün. Evet, başta sorduğum soruya tekrar geri dönmek istiyorum. Çin bunu gerçekten nasıl başardı? Aslında bu denklem çok basit. Çin bunu olağanüstü iş gücüyle başardı ve iyi bir rekabet stratejisiyle başardı. Biz tabii o sırada demin de bahsettiğim gibi kopya üretiyor bunlar, Çin yaparsa kalitesiz yapar gibi söylemlerle kendimizi avuturken adamlar vallahi aldı, yürüdü bir güzel. Şimdi de ihracattaki liderliğimizi elimizden aldı. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir strateji belirleyip tekrar liderliği nasıl ele alabiliriz? Bu konu aslında çok fazla denklem içeriyor. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Birincisi, otomobil çeşitliliğine, yani otomobil markalarının çeşitliliğine önem vermek zorundayız. Yani son olarak getirilen gümrük vergisinde olduğu gibi markalara karşı bir engel koyarcasına tutum sergilememeliyiz. Ha tabii bu TOG'u korumak için yapılıyor. Fakat TOG'un da yurt dışına açılması, yani uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için önce Türkiye'deki rekabeti kazanabilmesi gerekiyor diyelim ve artık videomuzun da sonuna gelelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çin bunu gerçekten nasıl başardı? Türkiye'nin başarması için neler yapması gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyorum.